halkın yardımlaşma duygularına tercüman olan vakıflar varlığını sürdürüyor. Modern devlet yapısının bir türlü içinden çıkamadığı eğitim, konut, sağlık gibi sorunlara çözümler üretiyor. Osmanlı'dan günümüze miras kalan vakıf geleneğinin eserlerini her memlekette görmek mümkün. Bu geleneği devam ettiren vakıflarsa varlığını sürdürüyor hala. Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı da bunlardan biri. 1984'te Hulusi Efendi tarafından kurulan vakıf, Darende'nin hem geçmiş kültürünü araştırıyor ve bugünkü halini şekillendiriyor. Hastane, okul, dershane, otel gibi ihtiyaçları karşılamakla kalmıyor, kültürel faaliyetlerle halkın kendini geliştirmesi için ortam hazırlıyor. Hizmetlerin daha kapsamlı ve programlı bir şekilde yürütülmesini isteyen Hulusi Efendi, 1986'da kendi başkanlığında eğitim, sağlık, kültür hizmetleri ve sosyal hizmetler yapacak Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı'nı kurmuş. Çalışmalarında ise ecdadın vakıf anlayışını her zaman kendine örnek almış. Hulusi Efendi tarafından kurulan vakfın amaçları arasında aydın insanların yetiştirilmesine katkıda bulunmak, maddi imkansızlıkları olan öğrencilere burs bulmak, ilmi araştırmalar için ortam oluşturmak var. Sosyal yardımlaşmalar ve sağlık hizmetleriyle topluma faydalı olmayı amaçlayan vakıf, kültürel ve sosyal faaliyetlere de yer vererek toplumun kaynaşmasına ve gelişmesine vesile olmayı hedefliyor. Vakfın en çok önemsediği çalışmalardan biri de tarihi eserlerin onarımını gerçekleştirmek ve korunmasını sağlamak. Böylece tozların altına gizlenmiş eserlerle birlikte kültürel birikimler de ortaya çıkacak. Tarihi eserlere önem veren vakıf, öncelikli olarak Somuncu Baba Camii ve Külliyesi'nin tadilatını yapmış. Araştırma merkezi, Darende Tanıtım Merkezi kurularak, Darende'nin tarihi ve kültürü hakkında bilgilenmek isteyenlere rahat bir ortam sağlanmış. Somuncu Baba'nın çilehanesi restore edilmiş. Kayalar ve kendine has renk tonuyla akan tohma suyunun yer aldığı manzaranın arasına Kudret Havuzu yapılmış. Çevresi, mesire ve piknik alanı olarak düzenlenen alan, sadece Darendelileri değil, yüzlerce turisti de bu mekana çekmiş. Maddi güzelliklerin manevi havayla bir araya geldiği nezih bir ortam sağlanmış. Vakıf, 15 yıl içerisinde Darende'ye ilköğretim okulu, lise, kolej, dershane, yurt yapmış. İlçenin eski adı, 30 yapraklı gül Tiryanda Fil'den ismini alan bir otel inşa edilmiş. Hulusi Efendi'nin en büyük isteklerinden biri olan sağlık hizmetinin Darende'ye getirilmesi için kollar sıvanmış. 2006'da hastanenin hizmete geçmesi planlanıyor. Vakıf, kültürel faaliyetlere de önem veriyor. Kitaplar yayınlıyor, aylık Somuncu Baba dergisi çıkarılıyor. Her yıl Hulusi Efendi ve Somuncu Baba etkinlikleri düzenleniyor. Sanatçıların katılımıyla gerçekleşen etkinlik, ilçenin hareketli günler geçirmesine sebep oluyor. Vakfın müdürü İsmail Palakoğlu, önümüzdeki yıl 15 tarihi eserin restorasyonunun planlandığını söylüyor. Bunların arasında Zengibar Kale Kapısı ve surları, bedesten, kütüphaneler ve köprüler, yıkık minareler var. En önemli desteği halktan aldıklarını söylüyor vakıf müdürü. Bizim gönüllü iş gücümüz var.
20'ye yakın inşaat mühendisi, yüksek mimar, makine mühendisiyle çalışıyoruz. Bu insanların hiçbiri maddi beklenti içerisinde değil. Yüzlerce, binlerce insan haftalarca çalışıyor.